Kimyasal tepkimelerde hız ünitemizin ikinci testini çözelim. Birinci soru bir anlık hız sorusu. Anlık hız soruları çok kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü mutlaka bir teğet verilmesi lazım. Teğet olmadan anlık hızı çözemeyiz. Teğetin eğimi bize teğetin çizildiği süredeki anlık hızı veriyor. Yani üçüncü saniyedeki anlık hız çizilen bu teğetin eğimidir. Eğim de bildiğiniz gibi karşı bölü komşu. Yani 8 bölü 6 bu tepkimenin üçüncü saniyedeki anlık hızı oluyor. Cevabımız C seçeneği. İkinci soru N2 artı 3 H2 2 N3 tepkimesi ile ilgili bir. Tepkimenin sabit hacim ve sıcaklıkta basınç azalmasıyla. Dikkat edin girenlerde kaç gaz var? 4 Kat sayılara bak. Ürünlerde 2 gaz var azalmışsa basınç da azalmıştır. 1 doğru. 2 sabit basınç ve sıcaklıkta hacim azalmasıyla. Evet hacim sabitse kat sayıları basınçla. Basınç sabitse Katsayılar hacimle orantılı. Yani 4 hacim girmiş, 2 hacim çıkmış. 2 de doğru. H2'nin harcanma hızı n2'nin hızının 3 katıdır. Bakın katsayıları 3'e 1 olduğu için 1 n2 harcandığı anda 3 h2 harcanacak. Yani h2'nin harcanma hızı n2'nin 3 katıdır. Evet, her üçü de doğru. Üçüncü soru katalizörlerle ilgili bir soru. Tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürür doğru. Entalpiye etki etmez. Tepkimenin başlaması, bitmesi ve devamı için şart değildir arkadaşlar. Katalizör sadece tepkimeyi hızlandırır. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış. Dördüncü soru arkadaşlar katalizörlerin nasıl çalıştığı hakkında önemli bir soru. Diyor ki arşidonik asit diye bir bileşik siklooksijenaz denilen bir katalizörle etkileştiğinizde vücudumuzda iltihap yapan sinir uçlarına hassasiyet ve sinir köklerine baskı yapar. Yani ağrı yapar. Kim? Arşidonik asit siklooksijenazla etkileştiğinde. İşte diyor ki burada ağrı kesiciler devreye girer. Ağrı kesici aldığımızda siklooksijenaz enziminin üretimini inhibe eder. Yani bu tepkimenin eşik enerjisini yükseltir. Bu durumda da ağrı yapan kimyasallara dönüşemediği için biz ağrıyı hissetmeyiz. Hemen parçaya göre 1. Siklooksijenaz ağrı yapan kimyasalların üretim tepkimesini hızlandıran bir katalizördür. Dikkat edin. Siklooksijenaz denilen bir katalizörle etkileşerek bunu yapar. Doğru. Ağrı kesiciler negatif katalizördür. Ne diyor ağrı kesici hakkında? İnhibe eder. Eşik enerjisini yükseltir. Yani negatif katalizördür doğru. Ağrı kesiciler arşidonik asitle tepkimeye girdikleri için ağrı hissetmeyiz. Hayır. Ağrı kesiciler birer inhibitördür. Araşidonik asidin üretimini yavaşlatırlar. Cevabımız 1 ve 2. Sabit hacimli bir kapta egzotermik bir tepkimeyi sıcaklığı arttırırsak eşik enerjisi değişmez. Eşik enerjisini sadece katalizör değiştirir o da düşürür arkadaşlar. Sıcaklık arttırıldığında bütün tepkimelerin hızı artar. Sıcaklığın artması birim zamanda oluşan etkin çarpışma sayısını yani tepkime hızını arttırır. Cevabımız 2 ve 3. 6. soru potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verip en yavaş tepkimeyi soruyor. Bu grafikten arkadaşlar ileri aktifleşme enerjisi hız ters orantılıdır. İleri aktifleşme enerjisi tepkimenin başlayabilmesi için bir engeldir. Bu engeliniz ne kadar yüksekse tepkimeniz o kadar yavaş. Bu engeliniz ne kadar düşükse tepkimeniz o kadar hızlıdır. Bana verilen tepkimelerde bu engelim en düşük olan D seçeneğim, en hızlı A seçeneğimse en yavaş oluyor. Bana en yavaşı sorduğu için cevabım A. Yedinci soru bir deney sorusu. Bu deney sorusu iki madde varsa biri aynı biri farklı olanlara bakıyoruz. Bir ve ikinci deneye bakın. A iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. O zaman A'nın üstü bir. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulacağız. A'nın sabit olduğu bir deney yok. O zaman A'yı sabitleyelim. Hadi gelin. Mesela burada A'yı 002 değil 004 yapsak. A'nın üstü bir ya. Hız da 4 10 üzeri x4 değil 8 10 üzeri x4 olur değil mi? Artık bakın A sabit. Hadi şimdi B'yi kıyaslayalım. B 2 katına çıktı. Hız 8'den 32'ye 4 katına çıktı. O zaman B'nin karesi. Tepkime hızını bulduk şimdi. K çarpı A çarpı B kare. Şimdi bunu herhangi bir deneyde yerine koyalım. Örneğin birinci deney. Birinci deneyde hızımız 2 10 üzeri eksi 4. Eşittir K çarpı A 0,01. Çarpı B 2 10 üzeri eksi 2'nin karesi. 4 10 üzeri eksi 4. Onunla çarparsak 4 10 üzeri eksi 6. 2 bölü 4. 1 bölü 2. Buradan da K sabitimiz 50 çıkar arkadaşlar yanlış işlem yapmadıysam. 8. soru sıcaklığın hızı etkisi konusunda diyor ki sıcaklık arttırıldığında hangisi artmaz? Sıcaklık arttırıldığında molekül hızı artar, çarpışma sayısı artar. Kinetik enerji zaten sıcaklıktır. Aktifleşme enerjisi sadece katalizörle değişir. Dolayısıyla sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştirmez. Eşik enerjisine sahip molekül sayısını arttırır. Cevabımız D seçeneği. 9. soru bir tepkimenin hızının nasıl ölçüldüğü ile ilgili bir soru sormuş Yusuf öğretmen. Delik de bunu çözmüş. Hadi bakalım. Basınçtaki azalma için gazın kat sayısına bakacağız. Girenlerde dikkat edin 3 gaz var. Kat sayıya bakıyorum. Ürünlerde 2 gaz var. Gazın kat sayısı azalmış. Bununla ölçebilirim. İletkenlikteki artma iletkenlik iyonların kat sayısı. Girenlerde 2 iyon var. Ürünlerde 3 4 daha 7 iyon var. Evet artmış. pH için asit veya hidrojen değişmiş mi? Buna bakıyorum. Bakın girenlerde hiç hidrojen yok ürünlerde var. Değişmiş. Katı çökelmesi girenlerde katı olmayıp ürünlerde katı olacak. Bakıyorum hiç katı yok. Bununla ölçemem. Dileğe bakın bir soruyu yanlış yapmış. 2'yi, 3'ü ve 4'ü doğru yapmış. Ne soruyor soru bize? Her doğru cevap için 4. 3 tane doğru cevabımız vardı. 12 puan. Yanlış cevaplarında 1 puan sildik o zaman 11 puan aldı Dilek. Cevabımız D seçeneği. Son sorumuz yine bir deney sorusu. Hemen bakalım. X sabit Y 6'dan 12'ye 2 katına çıkmış. Hız da 2 katına çıkmış. Y'nin üssü 1. Şimdi Y'nin sabit olduğu bir deney arıyorum. Yok. O zaman Y'yi sabit alalım. Bunu 2 katına çıkarırsak 2.4 olur. O zaman Y'nin üssü 1 olduğu için bu da 16 olur. Bakın şu iki deneyde artık Y sabit. X 2 katına çıktı. Hız 16'dan 64'e 4 katına çıktı. X'in karesi tepkime hızı eşittir. K çarpı X'in karesi çarpı Y. Şimdi herhangi bir deneyde yerine yazalım. 4 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı 0,3'ün karesi çarpı 0,6. Sayıları biraz küsuratlı kafadan yapamayacağım. 4 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı 3 10 üzeri eksi 1'in karesi 9 10 üzeri eksi 2. Çarpı 6 10 üzeri eksi 1. Hemen çekelim buradan K'yı. Yukarıda 4 10 üzeri eksi 2 kaldı. Aşağıda 9 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. 2 ile sadeleştirse 2. 2 ile sadeleştirse 3. 10 üzeri eksi 3 yukarıya çıkarsa 10 üzeri artı 3. Yukarısı 20 oldu. Aşağısı da 27 oldu. 20 bölü 27 cevabımız B seçeneği arkadaşlar.